Merhaba kadın ve kadın seyircileri. Atasözü Tok'la birlikteyiz ve mükemmel havada mükemmel şeyler konuşacağız. Merhaba. Merhaba. Nihayet çekebiliyoruz. Nihayet, evet. Başımıza gelen onca şeyden sonra şu an mükemmel bir çekimde buluşmuş olduk. Hemen kitabınla ilgili konuşmaya başlayalım mı? Bunun böyle olmaması lazımdı. Sosyal medyada bir etkin alanın var. Sosyal medya fenomenisin. Orada başlattığın bir ev arkadaşlı hikayen vardı. Sonra bunun böyle olmaması lazımdı diye bir kitaba dönüştürdün. Bir romana dönüştürdün hatta. Evet. Şimdi bunu bir konuşalım. Sonra sosyal medya ile ilgili bir sürü şey konuşacağız zaten. Aslında o Flood'u hazırladığın zaman o bir senaryoydu yani. Ben de o zaman senaristlik yapıyordum. Bir proje üzerine çalışıyorduk. Bayağı çalıştık falan. Sonra o proje olmadı. İptal oldu ve ben o zaman hani ne yapayım, ne edeyim diyordum. İşte o senaryo nasıl ilk 1,5 dakikasıydı. Ben hep bir kadın karakter yazmak istiyordum. Hep böyle bir kadın karakter üzerine çalışıyordum. İşte çevremde nasıl bir insan olsun, nasıl bir kadınla iletişim kurmak istediğimi kafamda hep tahayyül ediyordum. O senaryoyu yazarken de öyleydi. O Helen o zaman aslında Helen bile değildi. Artemis'ti adı. Elif'ti bir ara. Böyle bir kadın karakter vardı. Ben onu o Flood'u aslında işte 2,5 dakikası olarak koydum. Sonra kaldı öyle. O işte Flood büyüdü. İnsanlar onu gerçek sandı. Zaten o fotoğraflardaki o zamanki kız arkadaşımdı. Gerçek değildi yani hikaye. Daha sonra ben bir reklam ajansına girdim. Reklamcılık yapmaya başladım. Ama hepsinden uzaklaştım. Yani senaryodan uzaklaştım yazmadan. Önceden dergicilik yapıyordum. O yazma hevesi oradan da vardı. Sonra nasıl oldu? İşte bir gün yine ajanstan çıktım. Boşum. Bir şey yapmak istiyorum. Ve kafamda hep o karakter var. Hep böyle bir yerde. Yine onunla ilgili hep notları alıyordum. Ve benim artık yeni bir şey yapmak için o karakterden kurtulmam gerekiyordu. Onu bitirip kurtulmam ve yeni bir şey düşünmek gerekiyordu. Çok yormaya başlamıştı. İşte yazdım, taslaklarım vardı falan. Peki sürat yayınlarını biliyordum. Orada iletişime geçtik. Onlar sayesinde oldu diyebilirim aslında. Çünkü onlar beni darladı. Böyle bir deadline'ım yoksa bir şey uğruna, yani bir şey için çalışmam gerekiyor. Birinin hadi yaptım mı demesi gerekiyordu. Büşra işte editörüm o zaman onu çok iyi yaptı. Yani kitap olarak, roman olarak oldu işte. O süreci çok da hatırlamıyorum. 4-5 aylık bir süreçte yazdım. Şu an bir daha yaz desem yazamam gibi geliyor. Çünkü çok zor bir şey. Öyle. Ama yazarlık nasılmış peki? Yani hani reklamcısın aslında, evet, değil mi? Reklam yazarlığı yapıyorum. Reklam yazarlığı yaparken şu an bayağı bir roman evet, ama bu. İlk defa romanım oldu. Ya daha önce 3 yıl dergicilik yaptım. Dergide işte şiirler, öyküler yazıyordum da roman yazmak çok daha şeymiş, komplike bir şeymiş. Yazarım ya işte öykünün büyüğü gibi geliyor ama öyle değilmiş. İşte yeni bir kurgu, roman düzeni var. Benimkinde gerçi o klasik kurgudan biraz farklı bir kurgu var da. Roman yaz ama şey böyle kitabın böyle bir nesnenin olması falan çok güzelmiş yani. Dergi varken de çok güzeldi de ama kitap çünkü alışız yani geçmişten de. Böyle evet. Kitap olma durumu bir şey yani. Çok da renkli aslında böyle her şey sarı falan. Kapak sarı. Ama onunla ilgili ben hani sevdiğim renk de sarı yaptırdım. Aa süper. Evet. Tek ona karışabildim. Oysa kapak sarı. Yayın evi karıştırmıyor. Yayın evini böyle biraz çekiştirmece. O yok. Bazı televizyonları yaptık. Genel olarak onların kararıydı. Seviyorlar kapağı. Aynen çok böyle rengiyle çeken bir yanı var zaten. Evet. Ya da ben de sarıyı çok seviyorum. Beni öyle o çekti. O öyleymiş ama bir de. Yani kitap satsın diye işte kitap evinde dolaşırken ilgi çekecek bir şey yapmaya çalışıyorlar. Tabii çok kitap var şimdi artık evet. Yani. Herkes çıkarıyor. Peki hemen herkes çıkarıyor. Peki. Peki bu konuya aslında. Evet biraz aslında öyle bir durum var. Hemen böyle bir şey yapmışken ona girelim. Ben o yüzden Twitter'ı da kapatacaktım. İşte çünkü direkt diyeceklerdi ki fenomen olmaktan ve halbuki ben aslında dergicilik yapıyorum. Edebiyat dergisi çıkardım bu sene. Sırf böyle kitabıma laf edeceklerdi. Twitter'ımdan vazgeçecektim. Az kalsın ama fenomenliği bırakıyordum. Fenomen diye bir şey yok da. İşte yayın evi tabii bunu çok saçma buldu haklı olarak. Hani sen niye tepki veren? Tepkiden çekinecek adam sen misin? Linç yemişliğin var, şeyin var falan gibisin. Ama doğru buldum da işte kitap konusu biraz duygusal. Yoksa evet. Reklam için bile kasıtlı linç yediğim, organik şey için yaptığım oldu ama kitap konusunda biraz duygusaldım ama onu açtım. Biraz çok çekingendim. Yani kitap çıktığımı duyurmaya bile çekiniyordum. Çünkü işte biri kötü bir şey dese oturup şey yapabilirdim ya, takabilirdim. Nasıl açtın peki?
Yani ha, o birinin kötü bir şey dediğindeki ruh ama halini. Şöyle aslında yani bu reklamcılık yaparken muazzam linç yediğim bir iş oldu. Bir koltuk markası için yaptığımız hiçbir şey yapmamak dedi. Ben o dönem evden çıkmak istemiyorum. Ajansa gitmek istemiyorum. İş yapmak istemiyorum. Ama ağlaya ağlaya işe gidiyorum böyle. Ve o zaman bir iş geldi böyle. Bir koltuk markası için bir proje yapmamız gerekiyordu. Genelde koltuğun üzerinde evde oturan insanları evde oturup o koltuğun keyfini anlatacak bir hikayeydi. Ben de o zaman hiçbir şey yapmam hakkı diye bir flut yazdım işte o hikaye için. Bir insan oturacak 23 gün boyunca, yani yılbaşına kadar o yılın değerlendirmesini yapacak. İşte bu yıl bunları oldu, bunları yaşadım ve 23 gün hiç çıkmayacak. Artık o yılı orada bitiriyor. Çünkü asıl tatil biraz da bu. Yani kitabını okuyup, dizini okuyup, filmini izlemek. Yani çünkü o kadar yorucu oluyordu ki benim için tatil. Mesela Antalya'ya gidelim, İzmir'e gidelim dediğimizde dönüşte bir kere daha tatil ihtiyacı var. Ama sonsuz bir döngü. İşte o yüzden asıl tatilin bu olduğuna karar verdim. O zaman işte böyle bir şey yapmak istiyordum. Bu flu'da onun üzerine yazdım. Fakat 23 gün bir insanı böyle evde tutmak bir marka için maliyet. 23 günlük bir proje yaptırmak, yani 23 gün hayata kapatmak bir maliyetti. Ve o zaman onları ikna etmemiz için muhteşem bir KPI dediğimiz böyle bir hedef belirlememiz gerekiyordu. Şu kadar kişiye ulaşacak bu reklam, şu kadar kişi konuşacak diye. Fakat o kadar da çekici olmayabilirdi. Yani bir insan tam 23 gün evde ama bir şeyler anlatıyor. Herhangi bir insanın hayatı. Ne kadar birazcık takip sayımı olsa da. Bunun için de dedik ki bunu da Güney Koreli bir reklamcının kan konuşması olması lazım. Linç kültürünün organik erişim sağladığı işte. Kazanılmış medya bütçesi sağladığı üzerine. Ben de o zaman işte böyle yeni bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Dedim ki bu linç şeyinden ben de faydalanacağım. Kendi üzerimde denedim o zaman. Linci sen yedin. Linç, evet ama yiyeceklik de kontrollü bir linç olacak. Benimki kontrolden çıktı. Aha. İlk gün hedeflerimize ulaştık. Belli bir KPI vardı. İlk gün kutlama yapıyoruz markayla. Eve geldiler. İlk günden hedeflerimize ulaştık. Adım çünkü TT'de 7. sırada. 8. sırada Acun Ilıcalılar falan. Herkes konuşuyor beni. Çok mutlu marka. Fakat ben telefonumu elime alamıyorum. Çünkü herkes anneme söylüyor. Öyle bir linç. Bu kadarını da düşünmüyorduk. Çok mutluyum. Diyorum ki işte evet bak böyle bir iş düşündüm ve inanılmaz başarılı oldu. Ama okudukça da böyle çok kötüyüm. Tabii canım yazılanlar belli yani. Yani Twitter'da etli sütlü ulaşmadan edebi metinler işte elektrikli cümleler paylaştığım için hiç linçmiş hiçbir şey. Kötü bir mention görsem falan ben takan biriydim. İşte o linçten sonra bir ay sonra hiçbir şey hatırlanmıyordu. Sonra o linçten sonra markalardan reklam teklifleri, viraller gelmeye başlamıştı. Hatta yayın evinde beni o zaman tanımış. Oradaki cümlelerini hatırlıyor falan. Kim olduğumu orada öğrendi yani. Kitabın çıkmasını aslında o linç sağladı neredeyse. Çok hızlandırdı o süreci. Ama işte orada o küfürleri yerken onu düşünemiyorsun. Annem lan falan. böyle. O zaman açtım işte eleştiriyi. Sadece kitap yeni bir mecraydı. Kitapta kötü bir şey deseler o yüzden üzülebilirdim. Bir de duygusal yanı daha ağır basan i̇şte bir mecra. Yani, tabii evet, canım yani hani... Artık bir de şey, ilk defa sonuç. Twitter'a yazdığım bir şeyi bir ay sonra kimse hatırlamayacak. Ama evet. Olacak. Torunlarım, nesilden hatırlayacağı için. Canım torunlarım şimdiden. Canım torunum. Deden. Çok zordu kitap. Torunum. Neyse. Önemli değil. Peki hani bu linç konusunu biraz daha böyle bir irdeleyelim. Sosyal medyayı bu anlamda nasıl değerlendiriyorsun? Kendinden bağımsız da yola çıkarak. Aslında mecra değişiyor. Mesela Instagram'da da her şeyi yazıyorum. O linç yediğim fulladı. Orada da yazdım. Orada herkes çok duygusal, çok güzel yazarken Twitter'da sayfadaysa böyle balyozla yani geldi. O yüzden mecra değerlendirebiliriz. O sorun Twitter için mi? Instagram ya aslında mi? Ben genel anlamda söylüyorum. Yani genel anlamda soruyorum genel bunu. Çünkü linç kültürü mü? Evet. Denemem. Yani sosyal medyadaki bu linç kültürü hangi alanda olursa olsun. Ya ama bu linç yemeye kalmadıkça zaten umursanmamaya da başladı. Evet. Birkaç defa yiyince bunun o kadar önemsiz olduğunu görüyorsunuz. Sadece bunun artık reklamcılar için bunu kârı dönüştürme çabası oluyor. Yani ajanslarda bunu konuşuyoruz. Linç kültürü bizim için evet bak böyle bir trik var. Bunu nasıl kullanabiliriz diye. İnsan bazında soruyorsan ya benim hayatımda hiçbir şey değişmedi. Sözlükle mahvettiler mesela. Ama
ne yayın evi işinde, ne ondan sonra girdiğim işlerde hiç kimse benim işimi hiçbir şekilde etkilemedi kötü yorumlar. Ama duyulmuş olmak, yani adımın biliniyor olması benim işimi etkiledi. Ne kadar iyi de kötü de olsa mesela, ben şu an bu kitabın hızlıca çıkmasının sebebi oydu bir nevi. Ya. Oradan biliyorlar bunu. Ben onları biliyordum evet. Ama onların beni bildiğini bilmiyordum. O sayede demişlerdi. Benim için artıları oldu. Ama ben belki de bunu yönetebildiğim için de, çünkü bir ajansla evet. Çalışıyoruz. Çevremde reklamcılar var ve ben bununla ilgili makaleler okuyorum. Yani linç yerken ben globalde bu linçten nasıl önlenmiş, nasıl postum sevmiş onlara bakabiliyordum. Ya sen şeye çevirebilmişsin aslında, reklamın iyisi kötüsü olma. Para yazar. Hani reklamın iyisi kötüsü olmaz o mottosu var ya, ona o klişeyi birazcık kendinde olumluya çevirmişsin. Ben de öyle oldu biraz. Ama işte dediğim gibi ben bu işin içindeyim diye. Evet. Belki de yani insanlar aşamıyor. İlk defa öyle bir linç yesem asa da bilirdim ki öyle şeyler var yani. Tabii canım. Linç yedi diye depresyona girdim. Evet. Ve bu linç yedi diye kesinlikle her çünkü hani şu an annen yani şu an gülerek anlatıyorsun ama gerçekten evet annene küfrediyor yani. Eder kişi sana yani ediyor. Yani. Onu yapıyor, eski bunu yapıyor. Fotoğraflarını bulunuyor, dalga geçiliyor ve dalga geçilmek işte çok ciddiye alsan, ben o kadar seninle Twitter'da olmasam veya o şeyleri bilmesem daha kötü olacak diye eminim. Ya da biraz şey de var galiba, çok mesela küçük yaştaki insanlar için, insanlar değil mi, çocuklar için çok ciddi bir boyut bu aslında. Ciddi sonuçlar doğurabilir. Evet, yani çocuksun sonuçta ve karşındaki insan sana böyle bir şeyler söylüyor ve seni görmeyen bir insan, tanımayan, bilmeyen bir insana. Tabii ki. İyi bir şey dediğinde nasıl iyi hissediyorsan kötü bir şey dediğinde direkt de kötü hissediyorsun. Evet, evet, kesinlikle. Eğer motivasyonunu sosyal medyadan gelecek iyi şeylere bağladıysan kötü şeyleri direkt dibe çökersin. Ki dediğim gibi en şeyi bendim, en mutlu olması gereken. Orada müşteri kutluyor, arkadaşlarım kutluyor, çok iyi iş reklamlıyorlar, hiçbir şey yapmama hakkı. Zaten tasarladığım bir linç ama çok fazla çıktığı için 2-3 gün konuşmadım kimseyle. Bırakın falan diyorum, ya, Twitter'a bakmıyorum falan. Aslında şu an çok güzel bir örnekten bahsediyorsun. Sen tasarlanmış bir linç yediğin halde etkilendiysen, evet, hiç üzüldüm yani. Tabii ki hiç beklenmedik bir yerde, çok güzel sonuçlar beklenen bir iş yaptığında yediğin linç muhtemelen seni çok daha fazla etkileyecek. Yani bunda mesela Crystal Elmi'ye katılacağız, belki ödül olduğunda ne güzel yaptık falan diyeceğiz ama o gün bir de bana sor mesela. Evet tabii canım. Çevremde herkes mutluyken işte kendimi mi yaktım acaba diyorum. Çünkü bir tek benim annem söz konusu. Çünkü bir tek benim anneme söylüyor. Ha mesela köşe yazıları yazıldı o zaman o flut hakkında. O da çok ilginçti yani benim yazdığım şey hakkında Duvar Gazetesi'nin. Gerçi o kadın, o köşe yazısını yazan kadın sosyal medyada ne patlıyorsa hemen onunla ilgili köşe yazısı yapıyor ki okunsun. Çünkü asla okunmuyor. O da işinin kadın peşinde ya, ne yapsın? Okunmaya çalışıyor. Ama yani basılı mecrada dijitalin ekmeğini yemeye çalışıyor ve eğreti duruyor ya, o kadar adını hatırlamıyorum ama başka işlerde de gördüm. Kim linç yiyorsa onunla ilgili bir köşesi patlatıyor, RT kovalıyor. Onun da işi oymuş meğerse. Ya ben de şu an tanımadığım için çok güzel attım ama şuradan böyle bir kopya çekiyorum. Peki sosyal medyada senin nasıl bir kitlen var? Ya bunu asla segmente edemedik aslında çünkü şey diye düşünüyorsun yani genç kitle biraz benim zaten Twitter açtığımda takipçim arttığı dönemde dergicilik yapıyordum. O dergi okuyan kitle, o dergi paylaşımını seven kitleydi. Sonra bir anda ev arkadaşı hikayesiyle hiç tanımadığım bir kitle geldi. Kadın çok geldi oradan çünkü o kitaptaki Helen'i de herkes kendiyle özdeşleştiriyor kadınla. Hani biraz daha ortalamadan farklı, biraz daha kendini işte gerçeküstü tavırları olduğunu fark eden kadınlar direkt aa aynı ben diye eşlenik yükleniyor. Onlar gelmişti o fluttan sonra. Sonra reklamcılık yaparken işte reklam çevrem oldu. Sonra da birkaç flut daha yaptım ya. Yani. Onlar da reklam işiydi yani. Mesela babaannemin organ bağışladığı ile ilgili bir hikaye yazdım. İşte ne diyorlar liste izle. Herkes benim gerçekten babaannem oldu. Babaannem gerçek hikayesiydi ama organ bağışlamamıştı mesela. Ya böyle sen biraz şeyler. Gerçek, biraz kurgu evet. Böyle aslında bunları birleştirip samimi hikayeler yazdığın için fark aslında, edildin diyebiliriz gibi. Aynen öyle. Gibi. Kendi hikayelerimi anlatıyordum. Fakat bu hikayelere çok fazla kişiye ulaştığım için bir markayla eşleştiriyorsunuz kendi hikayeni. Ve artık markanın parasıyla, markanın yayılım gücüyle senin hikayen çok daha fazla kişiye ulaşmış oluyor. Reklamcılık biraz da bu zaten yani. Kimin sözüyle bilmiyorum da başkasının parasıyla istediğini çekmek gibi bir söz vardı. Muhtemelen yalan söylüyorum. Vardı ama öyle. Bu minvalde. Peki buradan hemen başka bir söze bağlayalım o zaman. Şöyle bir şey dedim ben de inşallah yalan söylemiyorumdur. Bir klişe daha. Bir gün herkes
15 dakika ünlü olacak gibi bir şey var ya hani böyle. Endi var olması evet. Peki bu konuda ne düşünüyorsun? Yani çok hızlı tüketilen bir dönemdeyiz. Her şimdi şey çok hızlı üretiliyor, çok hızlı tüketiliyor. Söyleyiş amacı ne acaba? 15 dakika ünlü olmak derken neyi kastediyor orada? Bunu bir merak ediyorum. Çünkü herkes, yani çok fazla mecralar olacak, yeni mecralar doğacak ve bu sayede tabii herkes ki kendini gösterebilecek demek mi? Veyahut işte herkes sırayla bunu tadacak gibi bir şey mi? Yani bu soruyu aslında, bu cümleyi daha önce de düşündüm ve benim için çok manalı gelmiyor. Çünkü eğer yeni mecralar oluşacak gelecekte düşünüp demişse indi var o, çok iyi bir şey. Yani herkes kendini gösterme alanı buluyor. Eskiden sadece ihtiyacı işte televizyon, radyo varken çok daha fazla yetenekle kendini gösteremiyordu. Şu an Twitter'da bile. Mesela ben şu an çoğu filmde gülmüyorken Twitter'da akşama kadar hayvan gibi güldüğüm şeyler oluyor. Çünkü gerçekten çok fazla gelişti yani fazla. Ve istediğimi seçebiliyorum. Bu söz aklımda o yüzden çok bir şey demem. Üzerine düşündüğümde de aklımda böyle çok bir şey oluşmuyor. Yani bunu ne için demiş, neyi kastetmişe bilmiyorum. Çok klasik bir söz ama benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Yani bugünümüzü de çok net anlatıyor gibi bir şey ama. Evet. Yani anlatıyor. Sanki böyle çok hızlı geçiyor. Kötü bir anlamı var mı diye de sormadım aslında. Ha. Ya. Tüketilir bir şey. Aslında sen anladın. Herkesin çok çabuk tükeniyor. Evet. Parlayıp sönüyor diyor. Ama evet. Sönmesi gerekiyor. Bu hep böyle değil mi yani? Mesela gerçi TRT'nin arşiv videolarına bakıyoruz. Bir ton tanımadığımız adam var, sunucular falan. Kimmiş bunlar diyorsun? Veya en basit Yeşilçam oyuncuların hepsi kartonda yatıyor gibi bir imaj var ya. İşte o ünlü yakışıklı. John şu an ne halde diye. Onlar da parlayıp sönüyor. Yani evet. Dijitalle ilgisi yok. Bu sana gelen yorumlar nasıl peki? Şimdiki kitabınla ilgili. Evet, biraz kitabla yine kitaba ilgili dönelim. Ha, aslında az önceki şeyden daha ve hedef kitlem ne üzerine de gidebiliriz orada. Aha. Kitaptan sonra şöyle bir şey fark ettim. Anneler var mesela son dönemde Instagram'da paylaşanlar. O çok hoşuma gitti. Çünkü öyle bir hedef kitle tanımlamamıştık başta. Yani ulaşacağı işte 20-35 yaş arası bekliyorduk. O kitle çok tatlı oldu böyle onları yakalaması. Ama Twitter'da da öyle. Mesela hedef kitlemi anca işte onların analiz raporlarından işte Twitter'ın Instagram'ın verdiği kadarıyla. Instagram %75 kadın, %25 erkek. Yine büyük şehirler. Ve 20 ile 35 yaş arası kitle. Twitter'ın da o minimalde. %80 kadın, %20 erkek şeklinde. İşte erkek kitler sanırım linçten sonra bilmiyorum da. Vardır zaten. Peki onlara göre mi yaz? Yani şöyle söyleyeyim daha da. Onlara göre hayır bundan sonrasında. Yani daha doğrusu şunu sormak istiyorum. Bu sosyal medyanın oluşturduğu kitle, yani hani sana özel olan kitleden bahsediyorum. Seni kalemini etkiliyor mu? Ha, yani yok. Biraz daha hani beni mesela anneler takip ediyormuş. Şöyle bir karakterle girsin falan gibi bir şey oluyor mu? Yani aslında şöyle bir şey, ben senle konuşuyorum ama senden yola çıkarak bütün bir sosyal medya adına da konuşuyoruz. Böyle işler var, daha doğrusu sen yapmamış olabilirsin ama en azından bunu nasıl değerlendiriyorsun gibi. Olur tabii ki canım. Motivasyonuna bağlı. Evet, bu işi para kazanmak için yapacaksan bile ben de yaparım. Aha. Kimseye bağlamaz. Beni de yani insanlar için hayır, kitap böyle yazılmaz demek zaten utanç verici. Veya herkes kitap basıyor demek de utanç verici. Kötü kitap mesela Şeyma Subaşı'nın kitabı linç yemişti. Evet. Bence ama çok sattı. Birincisi okudunuz mu? İkincisi o da öyle bir içerik üretti ve o içeriği alanla var. Mesela ben onu patates kızartması gibi görüyorum. Evet, öyle şey. Bazen patates kızartması yemek istiyoruz. Evet, aparatif bir şey yemek istiyoruz. Öyle bir şey okumak istiyoruz. Yani televizyonda izlediğimiz her şey muhteşem kaliteli değil ki. Yani kitabı niye böyle kutsallaştırıyoruz onu da bilmiyorum. Herkes yazabilir. Okumak isteyen herkes istediğini okuyor. Çünkü şey diye de düşünüyorum. Yani okuma oranları az olması da dayatmalar yüzünden. Evet, Dostoyevski okuyacaksın. Yüz temel eser okuyacaksın. Ama adam onu almamış. Evet. Geçmiyor ona. Ve diyor ki ya ben kitap okumayı sevmiyorum. Halbuki öyle bir şey yok. Senin bugüne kadar okuduğun kitapları sevmemişsin. Seveceği bir eser mutlaka vardır. Çünkü yani yer fazla çok geniş. O yüzden insanlar bence şöyle yazmalı, ticari yazmamalı. Şu olmanın hiçbirini deme hattım da yok. Ya bu arada aslında hiç okumayan bir insan da kalmasın, o da okunsun gibi bir şey de var aslında. Hani bu edebiyatın, sanatın dönüşmesiyle ilgili bir şey gibi geliyor bana. Yani kitap okumak makbuldür diye bir şey yok bence. Ya iyi bir şey i̇yi tabii bir ama. İyi film izlemek, artı az izlemek de makbuldür diye bir şey. Ya makbul diye bir şey yok. Kişiye özel yani her şey öznel. Zevklerimizle ilgili evet, biraz. Evet yani onu bağlar. Yoksa hani evet bin kitap okumuş adamın bildiği şeyle
ne bileyim, biz araba motor ustasının bildiği bilgileri karşılaştırabiliriz. Onlar başka kulvarlar. İstemiyorsa istemiyor. Herkes kendi hayatını yaşar. Yani o en uyuz olduğum şey işte. Yazdığım kitabı kimler okumanın kısmı var. Okumak istemiyor, okusun. İstemiyor, okumasın yani. Sadece kötülen bir kişinin okumuş olmasını isterim. Görüyorum Twitter'da ya. O ha tabii evet. Eleştireceksen. Aa bu da kitap yazmış falan diye birkaç tane çıktı Allah'tan. Daha çok bekliyordum. Ama zaten hep işim bu olduğu için muhtemelen o kadar da aa fenomen oldu yazdı dememişlerdi. Şimdi 5 senedir zaten ama ya dergilerle uğraşıyorum yani. 10 tane dergide yazım yayınlanmış. Bana yüzüme karşılarsın. Ne diyorsun lan sen falan da giderim. Çünkü bunu deme şeyim, gücüm var. 5 yıldır ben zaten dergilerde yazıyorum. Yani her yerde yazıyorum. İşim reklam yazarlığı. Ama ben o zaman... yazarım ben. Peki beklediğinin altında mı linç yedin? Evet evet. Zaten yayın evi rahatlat. Dedim ki ben Twitter'ı kapatmak istiyorum. Çünkü bunlar gelecek. Şey tayfa yani. Başka bir işten uyuz olup buna da çamur atacak. Sonra dedi ki sen demiyor muydun linçin işte böyle bir etkisi var. Bırak olsun falan dedi. Evet dedim. Haklılar. Ama işte kitapta başta dedim ya duygusaldım. Evet. O yüzden... Çok düşündüm o süre. Sonra dedim ki evet yani niye bu kadar kesiyorum? Gelsinler. Ben markaları öneriyorum. Linç yemek kötü değil diye. Kendim olunca linç ben yemesem mi acaba? O da rahatlattım. Ama yemedim. Beklediğim kadar olmadı. Hatta onlar dedi. Bak bir ton şey diyordum. Böyle böyle diye. Olmadı falan dedi. Bayağı sevildi hatta evet. Yani. Değil mi? Şu an evet, üçüncü baskı gelmek evet. Üzere diye biliyorum ben. Editörümüz Büşra Hanım'dan aldığımız bilgilere göre. Üçüncü baskı geliyor. Aha. İyi. Ya bir de ilk kitap olunca insanlar şey, yayın evi de hatta şey demiş yani ilk kitap şu kadar okunsa iyidir dediler. Aha. Orada mesela tamam dedim ben, bir hedefim vardı. Peki, onu geçen çok oldu mesela, o çok güzel. Yani, aynen, süper o zaman. O çok iyi oldu, iyi hissettiriyor. İşte ya ama zaten az okunsa da içime sindiği için sadece ikinci kitap yazma motivasyonun olmaz. Belki de daha düşük olur, yine yazarsın da. Şu an ama peki motivasyonun neresindesin? Beğenilmedi, hadi daha iyisini yazacak değilim mesela yani. Öyle düşünmezdim. Beğenilmese falan. Yazmazdın. Bu kadar. Ya hemen girişmezdik diyelim ikinci kitap için. O zaman şu an ikincisini yazıyor musun? Bunun devamı evet, mı ya da? Yani, hikayenin devamı mı? Yoksa hikayenin başka bir... Hikayenin devamı denemez. Yani zaten bu kitap Helen ve Ferhan'ın hikayesi değil. Bu kitap Helen Sarınar'ın hikayesi. Helen Sarınar bir insan olarak düşündüğümüzde de sürekli ortamları değişir yani. İkinci kitapta. Bir tek Helen Sarınar var. Bu diğer kitlerin isimleri hiçbiri yok. Ama belki bunu demem yanlıştır. Eğer yanlış değilse buraları da duyarlar. Bayağı biz böyle yanlışlarla doğrular arasında bir sohbet hadi bakalım. Neymiş evet Helen Sarınar'ın hikayesi. Çünkü hep öyleydi. Peki sen yani hani hep sosyal medyadan bahsediyoruz ama yazar kimliğinden bahsedelim. Anladığım kadarıyla bu senin için zaten çok daha önemli bir kimlik. Yani benim daha çok hoşuma giden çünkü evet. İlk işim buydu. Yani öykü yazmak, şey yazmak. Ama kendimi şu an tanımlayamam yani. Şimdi mesela senaryo yazıyoruz. Onu da seviyorum ama en çok içime senen bu. Çünkü o geçmişten gelen bir kitabım var. Çünkü akrabalarım bile bakışı değişiyor böyle. Atadın kitabı var artık. Falan böyle. Annem gurur duyuyor falan. O yüzden bu daha çok okey. Çünkü daha önce de bir ton reklamım televizyonda çıktığında annemin akrabaları anca yanındaysa dürtmüştür. Bak bunu Ata yazdı. Kimse haber vermiyor. Ama şu an her şey ortada yani. Ortada ya küçük. Annem gurur duysun diye yapıyorum. Her şey annem gurur duysun diye. En çok anne bak ne yaptım diye. Gerçekten çok şey o yüzden yapıyorum. Bak ne yaptım diye. Kafam okşansın diyor. Annem olur, arkadaşım olur. Ya ama galiba mesela o insanlarda... hayır hayır. Travmaları ya, var. Zaten hepimizin travmaları var. Bu bambaşka bir konu ama gerçekten insanların o tatmin etmesi gereken egosu var ya. Evet. Hepimiz zaten biraz bunun için yapıyoruz. Hani daha çok ama beğenilsin. Onaylanma ihtiyacı. Yani. Evet. Ama dediğim gibi bu hikaye, bu kadın karakteri... Mesela yazma sürecinden bahsedeyim biraz. Olur. Çevremde mesela zaten Ezgi var o zaman, İdil, Gizem, 3 tane mesela kız arkadaşım üzerinden kadınları böyle tanımaya çalışıyordum, davranışları işte. Hatta son dönemde işte Helen'in son dönemi Ezgi üzerinden yani bakıyordum ve ne yapsa hoşuma gider, ne yapabilir? Bu kadın, çünkü kadınları ancak o yakın çevremden tanıyorum ve bir kadın karakter yazmam lazım. Bir de bir yerde duymuştum yani bir erkeğin kadın karakter yazması zor, kadının erkek karakter yazması zor diye. Ben evet. Oradan takıldım aslında. Ben yazıyorum işte. Kadın karakter yazacağım o zaman. Zor olsun. Tanıyacağım, yazacağım. Evet.
Oradan tahayyül edip kurguladığım bir şeydi. Ve çevremde Helen gibi biri olsun isterim çünkü. Yani ama Helen'i de Helen yapan orada Ferhan'dı. Çünkü ona pas atması gerekiyor, onun özelliklerini parlatması gerekiyor. Çünkü hayatta da öyle. Bir ilişkimizde çok komiyizdir, bir ilişkimizde çok daha böyle ketumuzdur. Birinde donanım kazanırız. Bunu tamamen partnerimizle ilgili. Buna çok inanıyorum. Helen'in de bu davranışlarının sergilemesine payı o bulunduğu ortamdı. Çünkü yani kendi şeyde de öyle. Bir akraba arasında çok popüler böyle çok komik olan bir adam okulda, lisede ezik olabilir. İş hayatında başka durabilir. Tamamen ortamımıza göre oluşturuyor. O yüzden ikinci kitapta tüm ortamı değiştirmek istiyorum. Yani Helen'i hadi bir de bu şekilde göreyim diye. Çünkü eğer yani aynı ortamda da istesem 10 kitap daha götürebilirdim. Çünkü Helen'i artık sevdiler. Helen ne yapıyor diye okumak isteyecekler. Fakat ikinci de böyle bir challenge'a girmek istiyorum. Ama bu bence çok daha mantıklı. Yani bilemedim ama şimdi benim fikrim tabii. Farklı ortamlarda da nasıl insanlar olduğumuzu görmek tek düzelikten kurtulmak gibi bir şey. Sonuçta hiçbirimiz bir yıl önceki halimizde bir değiliz. Düşüncelerimiz sürekli değişiyor. Evet, yaş aldıkça ilerliyoruz. Değişmek ismi mesela benim kendimle de ilgiliydi. Yani çok fazla değiştiğimi görüyorum. Yani hiç böyle biri değildim. Çevremde yakın arkadaşlarım da değil. Hatta vardı al burada yani. En çok diyen olsam başka bir, daha kibar biriydi. Daha kibar. Ama yani dün de ne filmi duymuştum yani. Şey diyordu. Hayatta kalmak için değişmesi gerektiğini bilmiyor gibi bir cümle olmuştu mesela. Perişan ama mesela o zaman hoşuma gitmişti. Bir de şeyde de var ya bu biyolojide de yani güçlü olan birey değil de uyum sağlayan. Çünkü dünya değişiyorsa sen de o değişen biraz uyum sağlaman gerekiyor. Evet. Evrimin miydi? Evrimin şeyiydi. Evet öyleydi. Evrimiydi. Yalan değil. Bu yalan değil, bu sefer gerçek. Peki sen yazarken nasıl birsin? Yani hani o rutinin nasıl? Rutinim genelde şöyle, gündelik hayatta yürüyorum, kulaklık takıp yürüyorum öyle. Ve o zaman düşünüyorum işte. Ya mesela güzel cümle biriktirme kısmı Twitter'ımda. Unutmamak istediğim, evet bu karakter, Twitter'da attığım tweetler aslında benim o an yazdığım karakterin dedirteceği şeyler. Sadece insanlar ne tepkiler veriyorsa ona göre böyle, aa demek ki bak bunu kadınlar daha çok iyi gösteriyor, erkekler daha çok iyi gösteriyor. Böyle bir sağ araştırma yerim Twitter. Yazma şeyimse genelde kapanmam ve deadline olması gerekiyor. İşte bu kitapta da 4 ayda yazdık. Çünkü Büşra beni işte ilk taslak şu zaman bitecek, ikinci taslak şu kadar bitecek falan. Tepende sürekli. Evet, tepemde bir mail geliyor yani. Eğer arayıp söylese ben onu her şekilde atlatırım. Ama Büşra ve mailleri. Çok sevgilerle biten mailleri var böyle. Evet, bana da geliyor bol bol. Selamlar. Onlar geliyor ve aslında ona da ihtiyacım vardı. Ben toplantı yaptığımızda da demiştim. Yani beni darlayındır. Çünkü ben ajansta da öyle. Brief geliyor ve brief'in yetişme tarihi var. 5 yıldır reklamcılık yaptığım için buna alışıp çalışmaya başlamıştım. Ama işte bu yeni şeyde kimseyi görmek istemediğim dönemler oluyor mesela. O dönemde yazabiliyorum çünkü çok sıkılıyorum. Ama kimseyle bir şey de yapasım yok. Evde durmak istemiyorum ama evden dışarıda çıkasım yok. O zaman hadi bir şey yapayım. Bayağı kararlı bir tip olarak. Evet. Harika. Karaktersiz bir yapım gibi. Ama kendinle eğleniyor olman çok güzel bir şey bence. O yüzden eğlenceli şeyler. Ay, şimdi hemen ağlak moda geçiyoruz. Okullarda büyüdüğünüz gibi. Hep biri başıma. Öğrensem kitap daha çok satar. Muhtemelen. Peki şöyle bir notum da vardı. Çok like alan bu, yine sosyal medyaya dönüp oradan tamamlayalım istiyorum. Sosyal medya bitmiyordu. Peki bu çok like alan şeylerin, görsellerin ya da küçük yazıların etkisini nasıl değerlendiriyorsun? Yani çok like aldı diye en güzeli o mu şimdi? Ha, tabii ki de değil yani. Sorarken de sen bunu bence farkındaydın. Ben farkındayım ama senin fikrini merak ediyorum. Şöyle, yani çok iyi bir içerik illa az kişi tarafından beğenilir kısmı yok. Bunu yıllarca kandık yani edebiyatta da. Çünkü öyle hikayeler anlatmayı çok seviliyor işte. Kimdi? Orhan Veli çok kötü bir hayat yaşadı. Ama kitapları şimdi bu kadar sattı falan gibisinden. Veya Sabahattin'in durum belli. Evet. Bize bunu alıştırdılar. Kaliteli eser az okunur, az sevilir. Bence böyle bir şey yok. Çünkü artık daha fazla kişi ulaşabiliyor ve gerçekten bence daha kaliteli kitle daha da çoğaldı. Kaliteli ne demekse onu da bilmiyorum.
O hedef kitle. Bence iyi içerik az dokunabilir. Az da beğenilebilir. Çok da beğenilir. Çok kişi tarafından da beğenilebilir. Çok az kişi tarafından da beğenilebilir. Çok kötü içerik de çok kişi tarafından beğenilebilir. Sadece bulunduğu ortam, ulaştığı kitle arasından veya belki de bu zamanın ruhuyla da ilgili. Real time bir konuda, yani şu an gerçekleşen bir konuda atacağınız, yapacağınız kötü bir içerik çok fazla okunabilir mesela. Diyelim en son ne vardı? Gezi Parkı'dır, darbedir, bu olayları yaşıyoruz ya. Son dönem olayları. Bununla ilgili bir kitap yazsan elbet daha fazla kişinin ilgisi çekecek. Çünkü yakın zaman. Yaşanıyor. Ama bu onun kaliteli olduğu anlamına gelmiyor. O yüzden bunun bir tam tanımı yok. Hele bu dönemde hiç yok. Ama kötü içeriklerin çok like alması ağrıma hayatta gitti. Tamam, bu kitle de bunu beğenmiş. Evet. Kime ne? Beni gerçi neye göre beğenmiş. Kime göre kötü olduğu da önemli evet. Aslında. Tam öyle. Bir de beni ilgilendiren, benim içeriğim değilse başkasının hiçbir içeriği umurumda olmuyor. Yani bu umurumda olmam, bana ne yapsınlar diye. Okey. Demek ki şu an günden bu. Demek ki buna göre bir şey. Evet. Yoksa ben reklamların hiçbirini hadi çok iyi bir şey yapalım diye yapmıyoruz ki. Müşteriyi memnun etmek için yapıyoruz çoğu zaman. Bir evet. De müşteri bizi rahat bırakıyorsa içimizden gelen ödül olursa ne mana? Ne ala? Ne ala? Ne mana? Çok Türkçe kullanamıyorum ben. Ben ala? Yazar ama konuşamıyorum. Olumlayıp olumlayıp en son kötüledim. Ne mana? Ya çok güzel, çok eğlenceli, bol güneşli. Muhtemelen benim Japon çıktığım. Bir evet, güvenlik Erkan'a sevgilerle. Biz İstanbul'a gitmeyin. Mükemmel. Gerçekten çok problemli başlayan bir çekim olsa da bence şu an enerjisi çok güzel giden bir çekime dönüştü. Evet, çok doğru. Teşekkür ediyorum. Her şeyi konuştuğumuzu düşünüyorum zaten şu an ama unuttuğumuz bir şey var mı? Kitabı alın. Çok güzel bence. Şimdi baskı geliyor. Bu bizi mutlu ediyor. Bakalım. Umarım. O zaman harikaydı. Teşekkürler. Sallayalım. Şu kameraya. Anne. En çok anne. Kucak dolusu sevgiler.